Onu hep söylüyorum. Ya ben 365 günün herhalde 365 günü çalışıyordum. Çalışıyordum muhtemelen. Allah. Belki Ramazan hariç. Kesin. Her dönem evet, çalışıyordum. Evet, sadece Ramazan'da çalışıyordum. Belki Ramazan'da çalışmıyordum tabii, belki. Tabii o kadar. Ki o zamanlar da mesela konserler falan oluyordu, festivaller oluyordu. Her, Ramazan şenlikleri oluyordu mesela eskiden. Festivaller. Eskiden Ramazan şenlikleri oluyordu evet, mesela. Evet, bir ay boyunca mesela. Gülhane konserleri. Aynen, bravo Gülhane. Doğru. Turneler. Doğru. Ah, turneler. Yurt içi, yurt dışı. Tamam artık ya, yine devam yani. Mahsun devam yine. Tabii. Tamam. Tamam işte şimdi artık başladın zaten. Çıkacağım. Start verildi. Beni artık kimse tutamaz. Aynen. Evet. Tutmasın zaten. Eyvallah. İşte bunu duymak istiyorum. Beni artık kimse tutamaz. Artık bunu duymak istiyorum. Zaten çok hazırlık yaptık hem sahne için hem açık hava konserleri için hem de normal böyle özel konserlerimiz olacak. Evet. Onlarda farklı bir konsept var. Onun ismi de Gazino Geceleri. Aa, ne güzel. Güzel. Onun da başı sonu belli böyle. Doğru, çok çalıştık. Ne güzel. Özlediğimiz iş o ortamlar. Kültür vardı. Demin bahsettiği mesela Gazino kültürünün mesela. 7 gün, aynı 7 gün çalıştık. Doğru, 2 doğru, gün matine oluyordu. Sadece Gazino değil. O dönem yok, müzik de çok iyi. Ben Tarabya'da çalışıyordum. İnsanlar çünkü bir şeyleri müzik dinleyerek, sinemaya giderek, tiyatro doğru, izleyerek, doğru, resim sergilerine giderek unutuyordu. Doğru. Gerçekten böyle. Çok haklısın. Şu anda aslında daha çok ihtiyacı var insanlara. Evet. Çünkü insanlar yine üzgün.